Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Bora Ok bizimle beraber, hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz tekrar, merhabalar. Şimdi bugün biz Bora Bey'den aslında burun estetiği dinleyeceğiz diye konuşuyorduk ama biraz önce arada sohbette ben şunu anladım. Bora Bey diyor ki bizim için burun estetiği değil, yüzün bütünü vardır diyor. Yüzün bütünüyle ilgili konuşacağız. Bir de burada gördüğünüz gibi bir kızgın konuğumuz var. Bayağı böyle kötü kötü bakıyor. Yüzünde sert bir ifade var. Aslında bu istemli bir şey değil. Hatta şöyle biraz yana da çevirirsem göreceksiniz. Bu biraz tabii burundan ve çeneden ileri gelen, hani adeta masallardaki Pamuk prensesin kötü annesi diyelim. Kötü annesi gibi. Evet, gerçekten insanın halbuki karakteriyle, yapısıyla belki de hiç ilgisi olmayan, evet, ama ilk bakışta insana biraz ürkütücü ve sert bir ifade veriyor. Evet. Hastalarımızdan da özellikle bu şikayetleri duyuyoruz. Yani burun yapısı yüzde gerçekten ifadeyi değiştiriyor. Ben bu kadar sert biri değilim. Aha, ben bu kadar agresif gözüktüğümü düşünüyorum. Neden? İşte burun yapım daha kaba. Bunu nasıl inceltebilirim? Aslında burun estetiği ameliyatlarında bu da önemli. Aslında bir yandan sadece kozmetiği değil, algıyı da değiştirmeye çalışıyorlar. Algı da çok önemli. Çünkü yüzün çok önde gelen bir organı. Hem fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra ve kişiye yaklaşımı da değiştiriyor. Yani baktığınız zaman bu sert birisi, acaba buna karşı daha mı dikkatli olmalıyım? Evet. Ama bu tabii iş, sosyal hayatta da, iş hayatında da önemli. Burun estetiğine başvurmaların önemli bir sebebi de bu. Belki de şöyle bir şey var. Şimdi bir insanın yüzüne bakmaya başlarken tabii genellikle ortalardan başlıyoruz. Tabii. Burun evet, orada. İkincisi, bir de önden arkaya doğru tarıyoruz. Yani hani ilk bakışta ilk zoomladığımız, ilk fokusladığımız, böyle odaklandığımız nokta burun ucundan başlıyor. Şimdi burun ucunda yakalayıp da geriye doğru giderken burun bu kadar etkili olunca gözlere falan pek ulaşamıyoruz herhalde. Yani o burunda fikse olup kalıyoruz. O buruna bakıyoruz ve arkasındaki görüntü gerçekten kayboluyor. Ben birçok insandan şunu duyuyorum. Burnumu yaptırdıktan sonra gözlerime bakmaya başladılar diyor. Evet. Yani konuşurken insanlar gözüne değil burnuna bakıyorlarmış. Evet, şimdi gözüme bakıyorlar artık diyor. Doğru mu bunlar? Doğru. Kişi kendini de farklı görebiliyor başlangıçta. Özellikle bu şekilde belirgin bir kemeri olan bir hasta bize geldi de kemeri aldıktan sonra kendisi de gözlerine bakmaya başladığını söylüyor. Ve aslında başlangıçta bu biraz yadırganabiliyor. Fakat kısa süre içerisinde buna adapte olup yeni görüntüsünü, güzel görüntüsünü, estetik görüntüsünü beraberinde yaşamaya çalışıyor. Evet, şimdi her şeyde belli trendler oluyor. Özellikle böyle görsel işler yapıyorsanız. Mesela burunda da öyle. Bir zamanlar çok fazla minik, daha çok ucu kalkmış, hatta biraz ucunun köşeli olması. Bunlar hep tercih edilen şeylerdi. Yani yaptırdıysanız yaptırdığınıza değsin, bakan burnunuzun yapıldığını bir şekilde anlasın, tercih edilendi. Peki şimdi hala böyle mi, yoksa daha doğallaştı mı biraz işler? Şöyle, aslında doğallaşmaktan ziyade burun ameliyatı bir burun küçültme ameliyatı gibi algılanıyor. Doğru. Fakat genelde bu burun küçültme ameliyatı yanında iki şekilde değerlendiriyoruz. Yani belirgin bazı istekler ya da şikayetler olabiliyor. İşte burnumun ucu düşük, kemeri yüksek, bir tarafa doğru daha eğri veya bunların kombinasyonları veya kısa oluyor. Veya uzun yani gibi. Sadece basit bir burun küçültme ameliyatından ziyade aslında artık bir burun şekillendirme ameliyatı olarak değerlendirmek lazım. Çünkü bu her bir bölümün birbiriyle olan bağlantıları önemli. Bu bağlantılar burnun her bölümüne yaptığınız değişikliklerde diğer bölümleri de etkiliyor. Bir şey söyleyeyim. Sizin kafanızda burnun bölümleri derken, bizde o kavram yok. Evet. Burnun bölümleri derken neyi kastediyorsunuz? Şöyle, kabaca şöyle ayırabiliriz. Burnun sırt bölgesi. Yani neresi? Üst bölgesi. Evet. Her iki yan bölgesi, evet. Üç ve burnun alt bölgesi. Kanatlar yani, dediğimiz bölge. Evet, alt, burun, uç ve kanat bölgesi. Yani kabaca basitçe dört bölgeye ayırabiliyoruz. Bölge. Burnun üst şöyle sırtı, şu yan tarafları iki tarafta, bir de burnun bu uç kısmı. Bu bölgeler arasında, bu bölgelerin herhangi bir yerinde yapılacak değişiklik diğer bölgeleri de etkiliyor. O yüzden hastalar mesela sadece kemerimi al diye bize gelir. Benim küçük bir kemerim var, al. Çoğu zaman bu kemeri aldığınız zaman, şimdi bunu düzeltirken de gösterebiliriz. Burun uzuyor. Ya biz bunu da bir şekilde kompanse etmek gerekiyor. Hocam biz bir animasyon uygulaması yapmıştık. Hatta I2A yaptık bu uygulamayı.
Aytun kemerini almaya başladıktan sonra, şimdi baktığımız zaman Aytun'un uzun bir burnu yok. Yani benim görüşüme göre yok. Ama kemeri almaya başladığımız anda burnu da sanki Pinokyo gibi önünden çekiyormuşsunuz gibi bir görsel oldu. Zaten bunun ameliyatlarında güzel sonuç, o doğal sonuç dediğiniz şey bu bağlantıların önceden tahmin edilmesiyle ve ona göre cerrahi müdahale yapılmasıyla ortaya çıkıyor. Evet. Peki o zaman şimdi yavaş yavaş şu burna müdahale etmeye başlayalım. Evet. Sizi isterseniz o tarafa buyurun alalım. Hocam, karşıdan mı yapacaksınız operasyonu? Evet. Tamam, karşıdan yapacaksınız. Operasyon tabii operasyon çok farklı. Yani biz bütün bu operasyon... Tabii ki bir demonstrasyon bizimki şu anda sadece. Şimdi gelmeden olabildiğince bu deformitelerin belirgin olduğu kötü bir burun yapmaya neler çalıştım var açıkçası. Şimdi bu burunda neler var? Bizi onları anlatın. Bir kez bir kavis var şurada. Evet. Bir kemer var. Kemer yani dediğim gibi şikayetlerin en ortak noktalarından biri. Hı-hı. Burun üzerindeki kemer. Hı-hı. Kemer yanında mesela baktığınız zaman yan tarafta burun ucunda düşüklük görüyorsunuz. Evet. Bu da çok klasik olarak. Bir de şöyle hamuru sıkmış gibi bir görüntü var şu uç kısmında. Kötü bir burun yapmaya çalıştım hakikaten. Evet. Olmuş hocam. Kötüsü olmuş. Bir miktarda sağ tarafa doğru burun eğriliği var. Burun kanatları dar. Ki bunda nefes almasında etkiliyordur muhtemelen. Fonksiyonel olarak da kötü bir burun yaptık. Tabii plastik cerrahide, estetik cerrahide bunların hepsine müdahale ederek düzeltebiliyoruz. Çünkü siz aynı zamanda burnun estetiğini yaparken aynı zamanda fonksiyonu yani nefes almayı yolunu da açıyorsunuz. Kesinlikle değil mi? Kesinlikle fonksiyon burnun görünümünden ayrı bir şekilde değerlendirilemez. Yani her ikisinin birlikte değerlendirilmesi şart. Ve hasta mutluluğu için de bunun ikisi olması gerekli zaten bizim için. Peki başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Evet. Önce kemer bölgesini almaktan başlayabiliriz. Tamam. Önce kemerden başlayalım. Evet. Peki gerçek operasyonda olsaydınız da hocam önce kemerden mi başlardınız? Burun ucunun... Bir sırası var şimdi mı yani? Şimdi gerçek operasyonda bir burun içerisinde küçücük deliklerden yaptığımız bir ameliyat bu. Aynen. Bu şekilde dışarıdan göremiyoruz. Keşke o kadar kolay olsa değil mi simülasyonunuzla? Evet. Operasyonu burun içinden yaptığı için burun ucunu diseke ederek, ayırarak başlıyoruz. Şimdi burnun kemerini alıyoruz. Evet. O kemeri alınca bir durum bakın şimdi bile burun uzadı. Hemen uzadı. Gerçekten yani o kemer gidince burun daha doğrusu bizim algımızda burun uzamış gibi duruyor aslında. Evet. Burun uzamadı tabii. Evet, bir illüzyon oluyor değil mi? Evet. Evet. Tabii bu kemik fazlalığını ve kıkırdak fazlalığını beraber alarak. Şimdi hem onu sorayım. Bu burnundaki kemeri alırken şimdi orada bir kıkırdak bir de kemik var. Evet. Kıkırdakta işlemler kolay ama kemik de biraz daha zor. Kemiği de mi alıyorsunuz gerektiğinde? Kemiğin fazlalığını hem kıkırdak yapıyla oranına bakarak hem alın yapısının oranına bakarak, burun köküne bakarak kemiğin fazlalığını da ya törpülüyoruz ya da küçük keskilerle saçlarını çıkartıyoruz. Evet, saçlar biraz yapıştı. Peki şunu soracağım. Mesela hani meşhur boksör burnu denen bir şey vardır. Evet. Yani boksörler böyle burunları biraz şekilsiz dururlar yüzlerinde. Evet. Onlara şey denir, kıkırdakları alınıyor onların denir. Evet. Doğru mudur bu? Ya, kıkırdak yapısı olmadığı için zaten o şekilde kırıla gözüküyor. Kırıla kırıla mı gidiyor acaba? Aldırıyorlar. Aldırıyorlar değil mi? Neden aldırıyorlar? Sürekli travmaya maruz kaldıkları için her seferinde o travmayı yaşıyorlar. Onun yerine daha basit şekilde onu aldırdıkları zaman spor hayatlarında gemicilerin apandisini aldırıp denize uzun yola çıkmalar gibi bir şey gelecek. Rahatsız gemi olmuyorlar yani böylece. Bakın şimdi şöyle gördüğünüz zaman örneğin burun kemeri alındı ama bu güzel bir burun değil. Şimdi hala güzel değil. Evet, çünkü, yani bu hanımefendi demiş olsaydık size aman ucuna sakın dokunma hocam sadece benim kemerimi törpüle deseydi ameliyattan yani çıktığında memnun olmayacaktı. Büyük ihtimalle bu hanımefendi demezdi ama yani estetik cerrahi ameliyatlarında önemli bir yanlış algılama olabiliyor. Hı hı. Özellikle plastik cerrahlar dışındaki estetik algı eksik olduğu zaman burun kökü fazla alındığında bu şekilde iyi olmayan bir burun ortaya çıkıyor. Hı hı hı. Ve kişi memnun olmuyor ameliyattan. Yani eskisine göre gene de daha iyi ama daha iyi. Sonuçta hani tatminkar diyemeyeceğimiz bir burun oldu. Hı hı. Öyle diyelim. Evet. Kibarca. Evet. Peki şimdi siz bir de burnu bir yandan da dokusunu dolduruyorsunuz iki yandan. Yani çok da incelmemesi gerekiyor herhalde değil tabii mi? Çok incelmesi de güzel bir görünüm yaratmaz zaten. Hem de fonksiyonel olarak da
kötü etkiler. Evet, hava geçişinin rahat olması lazım. Daraltıyor pasajı. Evet, böyle daralmaması lazım. Burun köküyle ilgili ne yapabiliyorsunuz? Burun köküyle ilgili alınla olan açısına göre bazen çok aşağıda olduğu zaman bu bölgeyi doldurmak gerekiyor. Yine kişinin kendi kıkırdak yapısını kullanarak burayı doldurup burun orta kısmıyla daha iyi bir harmoni geçiş sağlamasını. Yoksa çok basık olabiliyor o şey, evet, burun kökü. Evet, çok basık olabiliyor. Fazla olduğu zaman da törpülüyoruz. Burayı. Evet. Peki. Evet, özellikle bu doldurmalar şimdi herhalde bunu ikinci defa yapılan operasyonlarda da çok yapılıyor. Yani gereğinden fazla alınmış burun köklerinde. Evet, kişide kıkırdak varsa onunla destekliyoruz. Ya da olmuyor, bazen kulak bölgesinden, kaburgadan kıkırdak alıp destekleyebiliyoruz. Yani kötü yapılmış burunların da çaresi var bir şekilde. Tabii daha zor oluyor muhtemelen ilk yapılana göre ama. Yani sonuç açısından tatminkar sonuçlar elde edilebilir. İyi bir planlamayla edilebilir. Peki ben şimdi merak ettim. Hadi kaburgadan alalım. Kulaktan neresini alıyorsunuz kulağa? Kulağın arka bölgesinden kulağın iç tarafındaki kıkırdağı alıyoruz. Yani görünmeyen bir yeri mi var kulağımızda? Herhangi bir arka taraftan aldığımız için iç taraftaki kıkırdağı herhangi bir kesi vesaire olmuyor kulak üzerinde. Fonksiyonuna da bir şey yapmıyor. Valla bu plastik cerrahlarla baş edilmez. Neleri buluyorlar? Yani kulağının arkasındaki kıkırdağın bulup onu alıp oradan oraya kullanıyorlar. Gerçekten inanılmaz. Yani çünkü kaburga hani alsan da gözükmez ama yani kulak arkası çok tabii şey. Özellikle ikinci üçüncü ameliyatlarda daha çok ihtiyacımız olabiliyor. Yani çok travmatik burunlarda ihtiyacımız olabiliyor. O güzelleşmeye başladı. Evet. Burun ucunu da biraz dokundum bu arada. Evet. Konuşurken. Evet. Siz hem bir yandan anlatıp bir yandan da işi yapıyorsunuz. Aslında genellikle cerrahlar ameliyatlarda da böyledir. Evet. Bazı anlarda susarlar ama genellikle işin ehli cerrahlar ameliyatlarda bol bol konuşurlar. Evet, müzik çalıyor mu? Müzik çaldığına dair. Müzik olmaz zaten. Evet. Şimdi burun ucunu da kısalttığımız için burun sırtıyla ucunda gerçekten bir harmoni uyum oluşmaya başladı. Onu siz de görüyorsunuz zaten. Evet. Şimdi burun kısalmaya başladıkça hocam çene gözümüze batmaya başladı. Mesela ilk yapılmadan önce Nilüfer, bir şey söyleyeyim mi? O nasıl çeneymiş öyle? Değil mi? Demin hiç öyle bir şey gözümüze batmadı. Demin bir tek ben burnu görüyordum. Şimdi birdenbire çene ortaya çıktı. Evet. Şimdi burnu bitirdikten sonra o aradaki fark daha belli olacak. Vay 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 vay. Peki hocam mesela siz çenesinde de yani kişi burnu deminki gibiyken çenesindeki çıkıntıyı fark etmeyebilir. Siz tabii ki bir plastik cerrah gözü olarak bunu nasıl olacağını görebiliyorsunuz. Burun küçülünce o çenenin daha da uzun gözükeceğini. Evet. Hastaya söyleyip benim sizin çenenize de müdahale etmem gerektiğini önceden mi karar veriyorsunuz? Zaten burun ameliyatından önce konsültasyon sırasında söylüyoruz. Bazı hastalar gerçekten yok, dokunmamı diyorlar. Bunu fark ediyorlar. Bazen de çok fazla dokundurmak istemeyebiliyorlar açıkçası. Ama çeneye de gerektiğince müdahale ettiğimiz zaman kesinlikle ameliyat sonucundan daha memnun kalıyor hastalarımız. Burun güzel oluyor fakat bir eksiklik var diyorlar. Yani ben çok da memnun değilim. Bu genelde alın yapısıyla ve çene yapısıyla burunun arasındaki oranlarla aslında düzeliyor. Peki şu oluyor mu size? Yani ameliyattan önce ya bana dokunma bir tek burnumu yap deyip sonra ameliyattan çıkınca ne yapacağız şimdi bu çeneyle ya da bu alınla diyenler oluyor mu? Oluyor. Ama biz genelde zaten ameliyattan önce bu ikna ediyorsunuz. İkna ediyoruz ya da öneriyoruz. Yaptıran hastalarımız, beraber yaptığımız hastalar daha mutlu oluyorlar açıkçası. Yani çünkü gerçekten bu bir bütün. Yani yüzün estetiği bir bütün. Evet. Yani bir yeriyle oynadığınızda diğer oranları da ona uygun hale getirmeniz herhalde şart diye düşünüyorum. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, bir hekim olarak bile ben bunu son yıllarda öğrendim. Çünkü plastik cerrahlar eskiden böyle konuşmazlardı. Eskiden sadece burun konuşurlardı. Şimdi gerçekten yüzün bütün bölgelerinde konuşuyorlar. Bu arada Bora Bey bir yandan ameliyatı yapıyor. Ben de size böyle açıklamalarda bulunuyorum. İnce ayarlara geçtik. Burun kanatları da tabii yan taraftan yay şeklinde her iki tarafta görünen bir oluk olması gerekiyor. Tabii bunun olması için de özellikle kalın burunlarda burun ucu kıkırdaklarını bir miktar fonksiyonu bozmayacak şekilde inceltiyoruz. Onu da biraz ortaya çıkartacağız. Evet, burun kanatları da önemli. Şimdi çok açık ya da çok yapışık kanatlar gerçekten. Evet. Yani her şeyin azı ya da fazlası insanın gözüne batıyor. Evet. Yani her şeyin bir orta kararı ve güzel olanı, uygun olanı var. Aynen, yani bir model yok. Birinin burnu
siz yani o kişi de çok güzel olabilir ona, ama onu alın siz kendi burnunuza koyun. Yakışmayabilir. Ya, tüm yüz için de yüz için de böyle aslında. Yüzün uzunluğunun genişliğine göre bile bir oranı mesela var. Mesela kulaklarını açma. Tamam. Evet. Kepçesi mi çıktı? Kulak operasyonunu geçirmemiş daha. Evet. Şimdi burnun ucunu da bir miktar aslında yukarıya kaldırmak, kısaltmak gerekiyor. Peki şimdi burnun ucu bayağı bir açıyla yukarı doğru gidiyor. Gidiyor. Evet. Onu şimdi siz yani o çıkıntıyı azaltıyorsunuz yani sivriliğini azaltıyorsunuz. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? İfade nasıl yumuşadı? Ya inanılmaz değişti. Yani böyle Halim Selim bir kadın oldu. Demin böyle bayağı sert sert bakan bir kadındı. Şimdi bayağı Halim Selim biri oldu yani. Biraz daha gözüksün, demonstratif olsun diye aslında biraz fazla yaptım yani. Ama gerçekten böyle hastalarda çok sık rastlıyoruz. Şimdi o siz bitirince bir de karşıdan da bakalım. Hem yandan hem karşıda. Şey tamamlanınca rötuşlarını siz bize söyleyin. Bayağı bir heykeltıraş çalışması yaptınız yani orada. Evet tabii. Tabii çok farklı yani ameliyat. Evet tabii hep konuşuyoruz biz burun estetiği operasyonlarında. Eskiden insanlar burun ameliyatı olmaktan ziyade sonrasından biraz korkuyorlardı. Şimdi tekniğini konuşalım zaten. Şimdi şunu modellemeyi bitirince. Evet. Çünkü gerçekten burun hani soluk aldığımız yer, canımızın girip çıktığı yer gibi düşünüyorum ben onu olduğu için oradaki bir problem insanı çok rahatsız ediyor. Evet. Oldu mu burun şimdi? Karşıdan da görelim, yandan da görelim. Evet. Şimdi yandan gayet güzel oldu. Biraz çevirelim şimdi müsaade ederseniz. Şöyle. Evet karşıdan da gayet yumuşak. Dudağı gözükmeye başladı bir kere. Üst dudak gözükmeye başladı. Kanatlar gayet uyumlu oldu. Tekrar şöyle yan çevireyim. Bakın son derece yumuşak atlı biri oldu ama şimdi efendim bir çeneye ne olur el atın. Yani bayağı rahatsız etmeye başladı çene beni. Burun güzelleştikçe çene çıkmaya ortaya çıkmaya başladı. Aslında demin çok güzel bir noktaya değindiniz. Onu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Burun ucu aşağıda olduğu zaman üst dudakta gerçekten gözükmüyor. Projeksiyonu az oluyor, yetersizlik. Burun ameliyatı yapıp burun ucunu bir miktar kalktığımız ihtiyacı olan hastalar sanki dudağa da bir şey yapıldı mı acaba diye merak ediyorlar. Bakın, çünkü onda da mutlu oluyorlar. Buna artık bakarsanız sanki dudağına dolgu yapılmış gibi duruyor alt dudağına. Çünkü üst dudağına üst dudağı görür hale geldik. Yani bayağı dolgu yapılmış gibi duruyor. Ama burundan bayağı gitmiş ya. %40'ını kaybetmiş burun. Şimdi bir de çeneyi yapalım. Sonra da gençleşti yani ifadesinin yumuşamasından ziyade yaşla ilgili de bir geriye dönüş oldu olumlu anlamda. Burun ameliyatlarında da aynı şekilde her yer yaşlandıkça sarkıyor aslında yer çekimiyle beraber. Burun ucu da giderek sarkar. Yüz gençleştirme müdahaleleriyle birlikte burun estetiği de yapıldığı zaman o da yüz gençleştirmeye önemli bir katkı sağlıyor. Burun estetiğini bundan çok fazla ayırmıyoruz açıkçası. Nilüfer'cim ben listeye yazıyorum bu yaz yapılacaklara. Burun ucu kaldırılmasını da buraya not alıyorum. Çünkü biz şimdi burada programları yapa yapa böyle o kadar çok yöntemler geliyor ki o da yapılabilir. Bu da çok güzel. Bu da gençleştiriyor, bu da gençleştiriyor. Burun ucunu unutmayalım. Ayten Hanım sen zaten o kadar genç gösteriyorsun ki bir dahaki sezon daha da kreşe mi yazdıracağız artık? Olsun yani gençleşmekte fayda var. Peki şimdi çeneye biraz bakalım. Evet. Çene bölgesinde tabii eksiklik de olabiliyor, fazlalık da olabiliyor. Çenenin geri olduğu durumlarda bu eksikliği ağız içinden yaptığımız ameliyatlarla çene protezleriyle destekleyebiliyoruz. O da çok profilde gerçekten çok önemli bir fayda sağlıyor. Çenenin ileride olduğu durumlarda burun ameliyatlarıyla veya burun ameliyatı olmadan törpüleme ve kesme işlemleriyle yine ağız içinden dışarıdan herhangi bir bunu ameliyatın belirtisi taşımadan çok rahatlıkla yapılabiliyor. Şimdi çene özellikle